Merhaba, Sınır Ötesi'ne hoş geldiniz. Bugünkü programımızda dünyanın 14 Mayıs Türkiye seçimlerine nasıl baktığını ele alacağız, konuşacağız. Konuklarımız arasında gazeteci arkadaşımız Sernur Yassıkaya var. Hoş geldin Sernur. Hoş bulduk Betül. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gazeteci arkadaşımız Havanur Fadila da bizimle birlikte. Hoş geldin Havanur. Hoş buldum. Evet, 14 Mayıs seçimleri dünyada tabii çok konuşuluyor. Önemli bir seçim olarak görülüyor ve takip ediliyor. Bu seçimleri Batı medyasında, özellikle Amerika merkezli medyada ard arda yayınlanan makalelerde de görüyoruz. Seçimlerle ilgili yazılar çıkıyor. Mesela işte Foreign Policy, New York Times ve Politico da yine makaleler yayınlandı bu konuyla alakalı. Biz bugün Politico'daki yazıdan ilerleyelim istiyorum. Çünkü programımızın konusuyla da alakalı dış politika üzerinden ele alınmış, yazılmış bir makale bu. Bu makalenin başlığı 2023'ün en önemli seçimi Türkiye'de şeklinde bir başlık atılmış. Ve spota taşınan önemli bir ifade 14 Mayıs seçimleri Avrupa ve Orta Doğu'daki güvenlik için çok önemli. Bu ifadeyi de spotlarına taşımışlar. Küresel dengeleri yani bu seçimlerin dünyada küresel dengeleri etkileyeceğine dair bir vurgu görüyoruz makalenin genelinde. İşte muhtemel iktidar değişikliğinde nasıl bir yol izlenir, dış politikadaki yaklaşım değişir mi gibi bazı başlıkları ele almışlar. Nedir bu başlıklar? Şöyle bir bakalım. Avrupa Birliği ile ilişkiler ve katılım müzakereleri, Türkiye'nin NATO'daki konumu, Amerika ile ilişkiler, Rusya ile ilişkiler, işte göç politikası, Rusya ve Ukrayna savaşı tabii ki ve Doğu Akdeniz'deki tansiyon. Bu başlıkları böyle sırayla ele almışlar ve özellikle burada Kılıçdaroğlu'nun, yani Yedili Koalisyon'un Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ki makalede ondan Türk Gandhi diye söz ediliyor. Dış politika danışmanı Ünal Çeviköz'ün ifadelerine yer vermiş makale. Orada onlara atıfta bulunmuş. Mesela neler var? İşte nasıl bir yol izleyeceğini anlamaya çalışmışlar. Fakat baktığımızda ifadelerde de böyle geçen hafta konuşmuştunuz Sernur siz, dış politikada işte Yedili Koalisyon ne öngörüyor? Hani neler yapılacak diye yuvarlak ve muğlak, çok da net olmayan şeyler olduğunu konuşmuştunuz. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Verilen böyle cevaplar, ifadeler genel geçer böyle cümlelerle ifade edilmiş. Şöyle bir baktığımda Sayın Çeviköz'ün şu ifadesi var. Diyor ki genel bir cevap olarak, tek adam yönetiminden daha demokratik bir takım çalışmasına geçeceğiz demiş. Şimdi dış politika meselesine geldiğinde Yedili Koalisyon, tabii birbirine benzemez birçok partinin bir araya geldiği bir koalisyon ve farklı yaklaşımları da var tarihte, yani gördük işte Suriye meselesinde Ahmet Davutoğlu'nun daha önceki yaklaşımını gördük, işte diğer meselelerde yine tabii farklılıklar var. Nasıl bir takım çalışması ortaya çıkacak, açıkçası ben çok merak ediyorum. Makalede daha gerçekçi yaklaşan bir isim var konuya. Risk analizi şirketi Teneo'nun kurucusu Wolfgang Piccoli. O konuya o da dikkat çekmiş ve diyor ki, yani bu koalisyon, yani Yedili Koalisyonu şöyle tarif ediyor. Erdoğan'dan kurtulma isteği ve arzusundan başka ortak bir paydası, ortak yanı olmayan partilerin kurduğu bir koalisyon. Bunların hepsinin çok farklı ajandaları var ve bunun dış politikadaki etkilerini de göreceğiz. Yani etkileri olacaktır diyor bu farklılıklar. Şöyle bir baktığımızda AB ile ilgili konu işte ele alınmış. Yedili koalisyonun müzakerelerin işte askıya alınmasında tek suçlunun, tek sorumlunun sanki Türkiye'yi gösteriyor gibi bir algısı var. Yani sanki müzakereleri tek taraflı Türkiye sıkıntıya sokmuş gibi. Aslında karşılıklı bir güven problemi olduğu da
Aslında makalede yine ona da yer verilmiş. Şimdi mesela bakıyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı ve herkesin aslında şaşırdığı bir Schengen vizesi konusu vardı. Dedi ki biz vize serbestisini getireceğiz dedi. Ve vizesiz seyahat mümkün olacak diye. Tabii biz buna şaşırdık çünkü bunu kendisi sağlayamaz. Hani onun tarafından yapılabilecek bir şey değil bu. Ama ne yapabilir Kemal Kılıçdaroğlu? Kriterlerden birini yerine getirebilir. O onun elinde eğer iktidar değişir ve eline geçerse. İşte bu kriterlerden biri neydi? Müzakereleri askıya alan terörle mücadelemiz. Terörle mücadele yöntemimiz Avrupa Birliği tarafından hoş karşılanmıyor. Ve bunu aslında değiştirmemizi istiyorlar. Bunu değiştirdiğimiz zaman bu tıkanan yol açılacaktır. Bu da terörle mücadeleyi sonlandıracak. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde olabilir ki son Selahattin Demirtaş'ın da bir açıklaması olmuştu. Hani silahları susturacağız diye. Aslında orada da çok bir itiraf gibi bir açıklamaydı o. Yani güneydeki terörle mücadele biterse biz de içeride sustururuz silahları gibi bir yaklaşım. Halbuki Türkiye'nin 2016 yılından itibaren dış politikada uyguladığı bir yöntem nedir? Yani terörü kaynağında bitirmek. Orada harekatlar yaptı ve gerçekten sınırda çok önemli faydalarını gördük. Terörden arındırıldı bu bölgeler. Şimdi Türkiye'yi böyle bir güvenlik politikası mı bekliyor? Bu konuşuluyor. Tezkereye de hatırlarsanız sınır ötesinde harekat için istenen tezkereye de HDP ile birlikte CHP yine red oyu vermişti. Böyle bir takım politika yaklaşımları var. Bunun gibi başka maddeler de var. Şimdi tek tek ben anlatmayayım, sana soracağım Sernur öncelikle. Bu makaleyi ve devamındaki konuları nasıl değerlendiriyorsun? Politiko aslında ne anlatmak istiyor? Yani ben kısaca bir özetleyeyim, sonra hemen Havva Nur Hanım'a geçelim ki Körfez'deki durumu da anlayabilirim hemen. Yani bu Politico olsun, diğer New York Times olsun ya da işte Guardian falan batı merkezli hem medya kuruluşların hem de think tanklerin Türkiye'nin 14 Mayıs'ta düzenleyeceği seçimlere ilişkin yaptığı yayınlara bakarsak esas özet şöyle bir şey var. Yani Türkiye'nin mevcut küresel jeopolitik ortamda merkezi bir rol oynadığını hepsi kabul ediyorlar. Böyle bir kabul ediş var ve bu kabul ediş çerçevesinde 14 Mayıs'la ilgili esas dertleri kimin iktidara gireceği ve bu iktidara geldikten sonra o iktidar nasıl bir dış politika süreci izleyeceği. Burada zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 20 yılda izlediği dış politika, özellikle son 10 yıldaki bağımsız dış politika herkesin malumu. Ve açık ki batılı kurumlar ya da ülkeler bu dış politikadan da çok hoşnut değiller. O yüzden daha kolay anlaşabilecekleri ve daha kolay yönlendirebilecekleri daha pasif bir iktidar yapısını Türkiye'de istiyorlar. Onun için de işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da diğer yedili koalisyonun ortaklarından gelen batıya sinyal yakan mesajlar bir an hemen manşetlere taşınabiliyor, yazılara konu olabiliyor. Bunun karşısında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin kendi gücünden yola çıkarak, Türkiye'nin kendi coğrafyasından ve potansiyelinden yola çıkarak kurduğu dış politika ise çok haz edilmiyor açıkçası. Politikonun da aslında ana fikri buydu. Ben şimdi sözü Havva Nur Hanım'a bırakayım. Ondan da Körfez'den Türkiye bakışı nasıl olduğunu öğrenelim. Evet Havva Nur, makalede Orta Doğu vurgusu da var. Oradaki güvenlikten de bahsetmiş, söz etmiş. Sen bize neler anlatabilirsin? Birleşik Arap Emirlikleri'ndesin ama ben biliyorum ki sen bölgeyi de yakından takip ediyorsun. Körfez'i ve işte diğer o bölge ülkelerini. Türkiye'deki 14 Mayıs seçimlerinden beklenti nedir? Ya da nasıl yorumluyorlar, nasıl bakıyorlar? Teşekkür ediyorum. Körfez ülkeleri ve diğer Arap ülkeleri de dünyanın geri kalanında olduğu gibi Türkiye'deki seçimleri oldukça ilgiyle takip ediyorlar. Türkiye'deki seçimler gerçekten bölgeyle biz de aynı coğrafyada bulunduğumuzdan dolayı doğrudan ilişkili, bölgenin güvenliğiyle de doğrudan ilişkili. Ancak tutumlar açısından farklılaşma olabiliyor. Çünkü Orta Doğu dediğimiz çok büyük bir coğrafya aslında. Körfez ülkeleri arasında da farklı tutumlar mevcut. Bu
Tabii biraz background bilgisi vermek gerekirse, Arap Baharı ile başlayan süreçte Türkiye'nin demokratik yönelimler, demokratik bir gelecek isteyen toplumlara verdiği destek Körfez ülkelerini çok memnun etmemişti. Çünkü Körfez ülkeleri daha çok otokratik yönelimler taşıyan liderleri desteklediler bu süreçte ve Türkiye'nin desteği bir tehdit olarak algılanmıştı. Ve bu sürecin iç savaşlarla birlikte uzaması da ikili ilişkilerin bu süreçte daha da zedelenmesine sebep olmuştu. Ancak özellikle son 1,5 yıldır diyebilirim, bozulan ilişkilerde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri özelinde ilişkiler çok daha iyi bir aşamaya taşındı. Sayın Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmişti. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye Muhammed Bin Zeyd'in ziyareti olmuştu. Bu ziyaretlerde Türkiye ile anlaşmalar imzalanmıştı ve Türkiye'ye yatırım vaatleri verilmişti. Bu ikili ilişkilerin ilerlemesinin ve iyileşmesinin güzel bir sonucunu da deprem sırasında gördük. Körfez ülkelerinden Türkiye'ye milyarlarca lira yardım yağdı. Hem devlet nezdinde hem toplum ve sivil toplum kuruluşları nezdinde Türkiye'ye nakdi aynı yardım kampanyaları yapıldı ve oluşturulan hava köprüleri yoluyla Türkiye'ye uçaklar dolusu yardım gönderildi. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı bu süreçte ziyaret ederek Türkiye'de kurdukları Sahra Hastanesi'nde, deprem bölgesinde kurdukları Sahra Hastanesi'ni ziyaret ettiler. Bunlar, hı hı, önemli diplomatik girişimler. Tabii ki bu sürecin, bu Arap Baharı'nda başlayan sürecin şu aşamada geldiği noktayı temsil etmesi açısından önemli. Türkiye'ye Körfez ülkelerinden Katar'dan her zaman bir destek oldu ve Türkiye'den, evet, de Katar'a her, hı, zaman bir destek oldu. Bu kötüleşen süreçte Körfez ülkeleri de kendi arasında ayrışmıştı. Ve evet, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn bir kampta, Katar başka bir kampta ve onu ambargoya almışlardı. Ve Türkiye'nin desteğiyle Katar'da bir iktidar değişimi olmadı. Bundan dolayı da Katar'dan da Türkiye'ye her zaman başka yollarda, mali konularda, deprem olduğu zaman deprem diplomasisi olarak maddi ve manevi destek bulunuldu. O yüzden Katar açısından zaten Türkiye ile ilişkilerin her zaman iyi olduğunu söyleyebiliriz ama bu tabii ki şu anki hükümetin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları neticesinde oldu. Katar'dan bize ne deseydi ve bu ambargo sırasında Katar'a yardım yapılmasaydı ve Türk askeri oraya konuşlanmamış olsaydı muhtemelen Katar'da bir iktidar değişikliği olacaktı ve yeni gelen iktidar, eğer Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan güdümünde bir iktidar olsaydı, o zamanki bozuk ilişkiler nedeniyle Katar ve Türkiye ilişkileri de bozulabilirdi. Evet. Bunun sonucunda başka yerlere gidebilirdi. Şu an bu kötü günleri ve kötü zamanları bizim için de kötüydü. Körfez ülkelerinde yaşayan Türkler açısından. Mesela pandemi sırasında bir sene boyunca Türkiye ile uçuş yapılmadı. Biraz pandemi bahane edilmiş oldu ama bizi de doğrudan etkiliyor Körfez ülkelerinde yaşayan Türkler olarak ilişkilerin iyi veya kötü olması. Şu anki aşamada Körfez ülkeleri siyasetleri gereği doğrudan bir tarafı destekler açıklamada bulunmuyorlar ve bulunmazlar. Zaten seçim olayı ve olgusuna biraz mesafeli yaklaşıyorlar. Ancak Körfez ülkelerinin olayı eylemde kendilerini gösterirler. Yani açık açık muhalefeti destekliyoruz ya da iktidarı destekliyoruz gibi bir söylemde bulunmasalar bile. Mesela ne olabilir bu eylem olarak? Suudi Arabistan yakın zamanda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat yatırdı. Bu parayı seçimden sonra yatırıyoruz diyebilirdi ve hani iktidar değişikliği olması durumunda yeni iktidarla da ilişkimiz iyi olsun diye düşünebilirdi.
Ancak bütün dünyada hani Türkiye'deki seçimlere odaklanmış ve aslında herkes yeni iktidarla ilişki kurmayı beklerken bu iktidar değişir mi değişmez mi geri yani askıya alınmış ilişkilere rağmen Körfez ülkeleri şu an öyle bir pozisyonda bulunmuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyulan bir güveninde şeyi belirtisi olduğunu söyleyebilir miyiz Körfez ülkesinde liderleri arasında? Tabii ki söyleyebiliriz çünkü onun şahsında biraz şekilleniyor bu ilişkiler. Körfez ülkeleri liderleri çok kuvvetli yani yönetim yapısı nedeniyle çok kuvvetli liderler oldukları için Türkiye'de de aynı şekilde muhatap olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alıyorlar ve onun yani güçlü bir lider görmek istiyorlar evet. Karşılarında değil mi? Evet, Suudi Arabistan 5 milyar dolar yatırım yaptı, yani mevduat fonunu yatırdığı zaman şöyle bir ifade kullanmıştı. Bu anlaşmayla Türk halkına verdiğimiz güçlü desteği ve Türk ekonomisinin geleceğine duyduğumuz güveni ifade ediyoruz. Yani burada aslında açık açık söylüyorlar. Yani, Türkiye'nin muhalefet ya da koalisyon gibi durumlar ileride seçimden sonra oluşması ve bunların yaratacağı ekonomik sıkıntılara yani bu ihtimallere rağmen şu andan itibaren Türkiye'nin geleceğine ve Türk halkına yatırım yaptıklarını söylüyorlar. İyi niyet göstergesi olarak tabii ki. Şu anda Körfez ülkelerinden seçim peki odaklı. Havan Hanım bu mesela kamuoyunda nasıl bir yapı var? Yani oradaki mesela Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki vatandaşlarla konuştuğunuzda Türkiye'ye yönelik nasıl bir ilgisi var, alakaları var? Türkiye'deki seçimleri takip ediyorlar mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ne düşünüyorlar? Böyle arada muhabbetlerinizde herhalde onlar da konu gündeme geliyordur. Türkiye ile ilgili her şeyi takip ediyorlar ve bu ilişkilerin kötü olduğu dönemde bile bizzatihi tanıştığım bir sürü insan ve burada zaten nüfusun %90'ı neredeyse yabancılardan oluşuyor, ekspatlardan oluşuyor. Başka Arap ülkelerinden de çok yaşayan, ekspat olarak yaşayan insanlar var. İlk söyledikleri, ilk üç kelimeden birisi muhakkak Erdoğan. Diğeri Türk dizileri. Hepsi Türk dizilerini izleyerek bir şekilde Türkçe konuşmaya çalışıyorlar. Şu anda Türkiye'deki seçimleri takip ediyorlar ama pek hani adaylar açısından pek bilgili olduklarını söyleyemeyeceğim. Evet, bir tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan. En önemli adayı biliyorlar zaten. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve muhalefet var. Ve şu an işte... Peki medyada var mı seçimle alakalı haberler yer alıyor mu? Ya Türkiye'deki medyayı takip ediyorlar. O yüzden Türkiye'de bir önemli bir olay olduğu zaman buradaki medyada tercüme olarak geliyor. Ama dediğim gibi Körfez ülkeleri pozisyonları gereği şu anda hani bir tarafı destekler açıklamalarda ve yorumlarda bulunmuyorlar. Bu şu süreç için böyle konuşuyorum. Arap Baharı ve sonraki süreçte Türkiye aleyhine çok kötü yorumlar ve haberler yapılıyordu. Bizatihi ben radyoda ve televizyonda, gazetede hem dinliyor ve okuyordum. Ama şu anda bu yorumlar tamamen kesildi. Ülkenin siyasi duruşuyla alakalı nötr bir duruş sergiliyor medyada şu anda. Ülkelerinin... Eğer Türkiye ile ilişkileri şu anda mesela Mısır'la Türkiye arasında bir takım açılımlar olmaya başladı. Ve Mısır medyası da şu anda Türkiye'ye dair kötü haberlerini kesti. Evet. Teşekkür ediyoruz Havva Nur. Bize iletmiş olduğun bu güzel fikirler ve yorumların için, katkıların için çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Havva Nur Hanım'a veda ettik. Şimdi Rusya'ya uzanıyoruz. Rusya'da akademik çalışmalarını sürdüren, St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren Sefer Gelen bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sefer Bey. Ayşe Betül Hanım çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum öncelikle. Çok teşekkür ederiz. Şu anda Rusya'da gündem tabii ki de Ukrayna ile gerçekleşen savaş. Ağırlıklı olarak gündemi bu
kaplıyor. Fakat merak ediyoruz, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimlerine Rusya'nın bakışı nasıl? Rusya'da kamuoyu, medya bu konuya nasıl yaklaşıyor? Çünkü yani bir iktidar değişikliği olursa işte Sayın Çevigöz'ün de ifade ettiği gibi hani biz NATO'ya ait olduğumuz, yani NATO'ya olan vurguyu Rusya'ya göstermek istemişti bu Rusya ve Ukrayna meselesinde. Fakat aslında çok önemli bir süreç yürüttü Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya'yla. Herkes gözlerinin içine bakıyordu. Putin'le bir araya gelse de, tahıl sorunu çözülse, şu olsa, esirler takas edilse gibi birçok meselede herkesin gözünü çevirip ağzından çıkacak sözü beklediği kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Fakat bugünkü Politico makalesini konuşuyorduk. Burada da artık bu işin sadece birebir işte Putin'le konuşan Erdoğan liderliğinde sürmeyeceğini, muhtemel bir iktidar değişikliğinde işte NATO vurgusu olduğunu, olacağını ifade etmişlerdi. Yedili Koalisyon'un dış politika yöntemi olarak. Sen neler söyleyebilirsin bize? Seçimler hakkında neler düşünüyor Rusya? Öncelikle Türkiye'deki bahar havasının getirdiği sıcaklık Rusya'ya kadar uzanmasa da 14 Mayıs seçimlerinin sıcaklığı buralara kadar uzandı. Şu an Rusya Türkiye'de olduğu ilgi olduğu kadar Rusya'da da ciddi anlamda 14 Mayıs seçimlerine bir ilgi var. Hı-hı. Elbette bu ilginin belli başlı nedenleri var. Bunların en başında artık Rusya Türkiye'yi bir komşusu olarak değil, artık bir stratejik bir ortak olarak görmeye başladı. Çünkü son dönemlerde iki ülke arasındaki ilişkilerin boyutu hem ekonomik hem siyasi hem de toplumsal anlamda ciddi anlamda gelişti. Bu stratejik ortaklık dolayısıyla Türkiye'de olabilecek her türlü gelişmenin Rusya'da da takip edilmesine neden oluyor. Bunların en başta tabii ki 14 Mayıs seçimleri şu an Rusya-Ukrayna savaşının önüne geçmiş değil elbette, ama ciddi anlamda bugün basında, Moskova'da, Kremlin'de ciddi anlamda takip ediliyor. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bugün olası bir iktidar değişikliğinde Türkiye'deki Türk dış politikasındaki değişimin doğrudan Rusya-Türkiye ilişkilerini de etkileyeceği elbette bir sürpriz değil. Bu yüzden 20 yıllık Erdoğan-Putin ilişkilerinin bir rezervi var. Bir iki lider arasındaki bir kimyasal uyum var. Olaylara karşı karar alırken çok tecrübeli iki liderin bir birikimi var. Bunu özellikle Kremlin kaybetmek istemiyor. Bunu özellikle altına çiziyorlar. Buna çok vurgu yapılıyor. Bunun yanında özellikle yine Erdoğan'ın devlet adamlığı tecrübesi burada basında birçok defa altının çizildiği bir diğer nokta. Çünkü neden bu önemli? Bunun önemi şundan kaynaklanıyor. Bugün savaşın devam ettiği şu süreçte olası bir iktidar değişikliğinde eğer muhalefet Batı yanlısı bir tutum takınırsa bunu doğrudan Rusya'yı doğrudan etkileyecek. Bu da elbette Kremlin'de tedirginlik yaratmasının en büyük nedenleri. Bu da zaten ifade ediyor Ünal Çeviköz de, Rusya'ya Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu hatırlatacağız dedi. Bu da tedirgin ediyor anladığım kadarıyla, değil mi? Elbette. Zaten Türkiye'deki muhalefete karşı muhalefetin karşılığı belirsizlik. Moskova'daki karşılığı belirsizlik. Çünkü karşılarında nasıl bir iktidarın geleceği, kimi muhatap alacakları ya da kiminle iletişim kurulacağı, şu an bu konularda özellikle bir muğlaklık var. Bu anlamda Moskova'da bir tedirginlik var. Ancak elbette iki büyük ülke, bunlar aşılabilir, ancak tabii ki sizin de tahmin edeceğiniz üzere 20 yıllık bir birikimi hiçbir lider, hele ki böyle bir savaş sürecinde, kaybetmek istemez. O yüzden
Erdoğan'ın iktidarda kalması, en azından bu savaş sürecinde sağlıklı iletişim kurulabilmesi açısından çok önemli görülüyor. Yani orada şöyle bir durum var tabii. Yani şimdi sadece ikili ilişkiler bağlamında değil, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yıllık iktidar boyunca şu an dünyadaki en önemli ve tecrübeli liderlerin başında geliyor. Yani bir Angela Merkel vardı, işte bir Putin var. Onun dışında çoğu şu an dünya sahnesindeki lider, işte Macron olsun ya da işte Rishi Sunak olsun İngiltere Başbakanı, çoğu aslında diplomasi alanında tecrübesiz isimlerden oluşuyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda dünyanın farklı bölgeleriyle de iletişime geçebilen ve sözünü dinletebilen bir lider olduğu için uluslararası diplomasi de sözünü dinleten ve sözünün değeri olan birisi olduğu için Rusya anlamında Rusya için de önemli bir değer kesbediyor. Çünkü Rusya şu an Batı tarafından tamamen izole edilmiş durumda ve bir anlamda dünyaya açılan en önemli kapılarından birisi Türkiye ve Türkiye'nin buradaki diplomatik angajmanları Rusya için de önemli ve bunu elbette kaybetmek istemeyeceklerdir. Bunun tarafında işte Sefer Bey'in de dediği gibi diğer tarafta yani Yedilim koalisyonda büyük bir belirsizlik var. Yani şu an ne yapacakları hiçbir kişi tarafından bilmiyor. Hatta bence evet, kendileri de bilmiyorlar. İşte yani böyle elle tutulur bir şey söyleyemiyorlar. Dış politika sadece işte Batı'ya NATO mesajı vereceğiz ya da Batı ile ilişkilerimizi güçlendireceğiz demekten öte bir ilerisine geçemiyorlar. Ne Rusya ile ilgili derli toplu bir şey söyleyebiliyorlar, ne Avrupa ile ilgili söyleyebiliyorlar, ne Orta Doğu ile ilgili söyleyebiliyorlar. Tabii burada Moskova için istikrarlı bir yönetimin olması, Türkiye'de istikrarlı bir yönetimin olması onlar için de önemli olacaktır. Güçlü bir Türkiye'nin bölgesinde bulunması, Rusya Ukrayna'da ile mücadele ederken ya da Batı yaptırımlarıyla mücadele ederken Türkiye'nin güvenli bir ortak olarak, bir arabulucu olarak bölgede bulunması Moskova için önemli bir kazanım. Evet, Türkiye'nin istikrarlaştırıcı gücü, hep konuşuyoruz ya programlarımızda. Aslında evet, birçok dünya lideri içinde, yani diğer bölge ülkeleri içinde aranan bir özellik. Peki Sefer Bey, medyada ya da uzmanlar tarafından, yani yer alan analizlerde neler görüyoruz Rusya'da? Öncelikle mesela bir seçim tahminleri var mı? Kesinlikle. Öncelikle tedirginlik, şu bir hafta öncesine kadar belli bir tedirginlik vardı. Tedirginliğin nedeni de deprem sonrası olası bir muhalefetin seçimi göğüslemesi durumunda bunun direkt etkilerinin elbette Moskova'da hissedileceğiydi. Ancak son bir haftadır 10 günlük yorumlara bakıldığı zaman bu işin renginin biraz daha değiştiği, artık Sayın Erdoğan'ın ipi göğüsleyebileceği yönünde bir ortak fikir var diyebilirim. O yüzden tedirginlik biraz daha yerini sükunete bırakıyor. Özellikle medyada. Çünkü Sayın Erdoğan'ın karşısındaki muhalefette ciddi anlamda bir muğlaklık var. Hiçbir şekilde şu an Moskova'ya güven vermiyor. Peki Sefer Bey, şimdi Rusya ile Türkiye arasında önemli bir turizm potansiyeli var. Her yıl buraya milyonlarca Rus turist geliyor ve Türkiye ülkemizde tatillerini geçiriyorlar. Sokaktaki vatandaş ne düşünüyor? Yani sizin konuştuğunuz hem üniversitede olsun hem sosyal alanlarda olsun, onlar ne düşünüyor Türkiye ile ilgili olarak? Aslında Rus toplumu Türk toplumu kadar çok politik değil. Burada bunun da nedeni elbette bir Sovyetler Birliği geçmişlerinin olması. Çünkü burada siyasete karşı bir antipati var. Çok nadir insanlarla bir siyaset konuşabilirsiniz. Mesela bizim Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de bir kahvede, bir lokantada ya da herhangi bir yerde çok rahatlıkla siyasetten konuşabiliyorsunuz. Ama Rusya'da böyle bir durum yok. İnsanlarda bir çekingenlik var. O yüzden insanların gerçek düşüncesini öğrenmek için biraz daha samimi olmak gerekiyor Rus toplumunu okumak için. Ancak genel ifade şu. Aslında Türkiye'de Ukrayna Savaşı'na yönelik ilk başlarda bir tepki vardı. Şu an tamamen unutulmuş durumda ve tamamen halk da kendi gündelik hayatına devam ediyor. Tamamen şu an ekonomik yansımaları dışında halkta ben bir yansımasını görmüyorum savaşın. Öte yandan seçimlere baktığınız zaman seçimlerde
çok fazla dediğim gibi politik olmayan bir halk olduğu için Rus halkı çok da fazla ilgilenmiyorlar. Şu, ya da Türkiye algıları ne mesela? Türkiye ile ilgili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili algıları. Şöyle, Türkiye deyince zaten her iki kişiden birisi muhakkak bir Türkiye geçmişi, Türkiye ile bir Türkiye ziyareti olmuştur burada. İnsan özellikle Rus halkı tamamen Türkiye'ye karşı çok olumlu, pozitif düşüncelere sahipler. Çok nadir karşı. Ben yaklaşık 5 yıldır Rusya'dayım. O yüzden çok nadirdir antipatik düşüncelerle düşüncelere sahip birisiyle karşılaştığım. Genelde olumludur. Çünkü turizmin bunda çok büyük etkisi var. Çok misafir bir ülkeyiz. Türkiye'ye geldikleri zaman hani medyadan gördükleri Türk algısı tamamen yıkılıyor. Bizzat kendi gözleriyle gördükleri için tamamen olumlu bir Türk algısı var. Özellikle son dönemde de artan ilişkilerin boyutu bu pozitif algıyı olumlu yönde etkilemektedir. Yani öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasında kurulan ilişki sonuçta Rus kamuoyunda pozitif anlamda yansımış durumda diyebiliriz, değil mi? Tabii ki, kesinlikle, kesinlikle. Çünkü burada medya tamamen büyük oranda belli bir kanaldan yönetildiği için nasıl sunuluyorsa topluma, o şekilde toplumda da bir algı oluşuyor. Şu anda son özellikle uçak krizinden sonra Rus toplumunda Erdoğan ve Türkiye'ye karşı negatif algı yok denecek kadar az şu an. Bu da elbette Rus toplumuna da olumlu yönde yansıyor. Peki, teşekkür ederiz Sefer Bey. Evet, şimdi Amerika'ya uzanalım. Amerika Washington Anadolu Ajansı'ndan Kasım İleri bizimle birlikte. Hoş geldiniz Kasım Bey. Hoş bulduk, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Selam Kasım. Merhabalar Serhan Hocam, nasılsınız? İyidir, seni sormalım. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi biz Politico'da çıkan makale üzerine bir giriş yaptık. Onun hakkında konuştuk. Orada da ABD ve NATO ile ilişkiler başlığı açılmış makalede. Muhtemel bir iktidar değişikliğinde muhalefetin F-35 programına dönmek istediği ifadesi yer alıyor makalede. Rusya'dan alınan S-400'lerle alakalı bir problem yaşanmıştı Amerika Birleşik Devletleri ile ve bizi F-35 programından çıkartmışlardı ve bazı yaptırımlar uygulanmıştı. Fakat şu andaki iktidar değişir de işte yedili koalisyon iş başına geçerse F-35 programı dönme gibi bir niyetleri olduğunu belli ettiler. Peki bu nasıl mümkün olacak? Yani nelerden vazgeçilecek, ne yapılacak da F-35 programına geri dönülecek? Amerika Birleşik Devletleri buna nasıl bakacak? Bu bir yanda. Şunu da biliyoruz, Biden aslında iktidarın değişmesini dört gözle bekliyor. Çünkü bunu kendisi de ifade etmişti. Tüm bu konular çerçevesinde değerlendirirsek eğer Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Türkiye'deki 14 Mayıs seçimlerine bakışını nasıl yorumlayabiliriz? Evet, yani öncelikle ben de bu Politico makalesinden bahsedeyim. Amerikan medyası konuya biraz da böyle yaklaşıyor. Yani konuya tuttuğu mercek Kılıçdaroğlu seçimi kazandığında Türkiye'nin Erdoğan'ın mirasını geriye saracak. Politico'nun başlığı da zaten tam olarak buydu. Yani bu çokça gördüğümüz, aylardır aslında gördüğümüz şeyler. Ve şu düşünülüyor, yani Erdoğan'ın hangi mirasını geri çevirecek diye sorusuna cevap olarak da işte NATO ile ilişkileri, Amerika ile ilişkileri daha senkronize hale getirecek, Rusya ile mesafe oluşturacak, Doğu Akdeniz'de daha senkronize bir siyaset izleyecek, diğer taraftan Suriye'de Amerika ile ters düşmeyecek bir çözüm yöntemi bulacak diye bakılıyor. Bunun üzerine de tabii Amerika'nın da bu konuda bazı şey yapılabileceği, bazı konularda işte yaptırımların kaldırılması gibi, F-35 programına dönülmesi gibi bazı adımlar atılacağı yani medyada konuşuluyor. Ancak yönetim şu anda çok ciddi temkinli yaklaşıyor. Her ne kadar Erdoğan'ın seçimi kaybetmesini dört gözle bekliyorsa da bunu dillendirmemek üzere
oldukça temkinli yaklaşıyor. Bir poz vermek istemiyor çünkü bu pozun bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kullanılacağını düşünüyor. Ama hani günün birin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan olmazsa seçimi kaybeder de yeni bir iktidar oluşursa Türkiye'de bu bazı dış politika konularını geriye sarmaları mümkün mü? Pek hala mümkün. S-400 konusu yine aynı şekilde. Mümkün mü? Gayet mümkün. Bir formül bulunabilir ve o formül bulunduğunda Türkiye tekrar F-35 programına sessiz bir şekilde alınabilir. Ama bu formülün bir bedeli olacak. Yani bunlar böyle tamam güzel Erdoğan değişti, iktidar değişti. O zaman siz S-400'lerinizi yerinde durdurun. Efendim PKK'yla mücadeleniz aynen devam etsin. Rusya ile ilişkileriniz, daha doğrusu o bölgede izlediğiniz bölgesel güç siyasetiniz aynen devam etsin. Bağımsız politikalarınız, menfaatleriniz aynı şekilde bölgede korunsun. Biz de sizi bir formül bulup, işte S-400 programına bir formül bulup F-35 programına sizi geri alalım şeklinde bir şey olmaz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hı hı. Çünkü bunlar yani en nihayetinde kendilerince kurdukları formül bir anlamda Türkiye'nin doğrudan savunma sanayisinin, bir anlamda Türkiye'nin doğrudan bölgesel menfaatlerini hedef alan bir formüldür. Yani evet. S-400'lerin teknik olarak Amerikan silahlarına tehdit teşkil edeceğini biliyoruz. Ama bunun formülü var mı teknik olarak? Bugün Rusya'nın kıyısında, sınırında veya Suriye'de İsrailliler uçuruyor, Amerikalılar F-35 uçuruyor ve oralarda S-400'ler var. S-400'ün şemsiyesinin altına düşüyor. Peki nasıl oluyor da orada bir istihbarat toplanmıyor da Türkiye'de bir istihbarat toplanıyor olacak? Bunun teknik yöntemi var. Yani sınırsal olarak birbirinden uzak tutarsınız. Bu iki silah birbiriyle çakışmaz bu radarları ve bu silahlar çakışmadığı sürece de bu teknik formül sağlanmış olur. Ama Kasım Bey mesela Hindistan'a ses çıkartmadılar. Yunanistan'da tamam, var. Aynen. Yani Yunanistan'da S-300 var. Hindistan'daki evet. formül, Hindistan'da bahsettikleri durum da farklı. Ama Türkiye'nin çok özel bir durumu var ve bu özel durum Türkiye'nin coğrafyası içerisinde çözülebilecek teknik bir tarafı var. Ama bunu yapmak istemiyorlar. Çünkü bunu yaptıkları takdirde birkaç jeopolitik bir de birkaç ekonomik menfaatten mahrum kalmış olacaklar. Yani bir, Türkiye bir emsal teşkil etmiş olacak S-400'ü kullanırken. Dolayısıyla bu anlamda diğer ülkelerin de, yani zaten Türkiye'den sonra Hindistan gitti. Türkiye'den sonra Suudi Arabistan şu anda konuşuyor. Bu yani bir yol açtı Türkiye. İkincisi de Türkiye'nin bölgede, Doğu Akdeniz'de kritik menfaatleri var. Orta Doğu'da kritik menfaatleri var. Ve bu menfaatler varoluşsal olarak Türkiye'nin dış politikasına tehdit teşkil ediyorlar. Yani siz Doğu Akdeniz'den vazgeçemezsiniz. Doğu Akdeniz'deki menfaatlerinizden vazgeçemezsiniz. Geçerseniz yani geçmek vatana ihanettir. Veya siz Suriye'de size doğrudan sizin sınırlarınızda tehdit teşkil eden, sizin sınırlarınızı doğru ülkenizi doğrudan tehdit eden bir yapılanmaya müsaade etmeniz ya da bunu hoş görmeniz, buna gözünüzü kapatmanız en hafif tabirle bu vatana ihanettir. Ama Türkiye sonuçta bu politikalardan vazgeçmediği sürece de Amerika işte Katsa yaptırımları, çeşitli yöntemlerle Doğu Akdeniz enerji politikası yasası, bunun gibi yöntemler, Yunanistan'a yığınaklar yapma, Yunanistan'a ağır silah, Yunan adalarını ağır silahlarla donatma gibi yollara gitmeye devam edecektir. Dolayısıyla iktidar yani değişirse ve yeni gelen hükümet bütün bu menfaatlerden vazgeçerse tabii ki yani bütün bahsettiğimiz şeyler mümkün. S-35 programına da dönebilirsiniz. Teknik olarak mümkün yani. S-400 programının da bir yolunu bulursunuz. Kars'a koyarsınız, depoya kaldırırsınız. Amerikan silahlarından uzak tutarsınız ki Türkiye bunları zaten söylüyor. Teknik heyet gelsin bunu konuşalım yani şu anda hükümet bunu söylüyor zaten ama Amerikalıların buna yanaşmamasının sebebi bu sadece teknik bir mesele değil. Aynı zamanda siyasi bir meseledir, aynı zamanda stratejik bir meseledir Amerikalılar için. Medyaya gelince yani yani bu ABD medyasında çıkan genellikle de işte yedili masayı, koalisyonu biraz daha böyle el üstünde tutan yazılar ya da yorumların esas amacı Türkiye'nin son 20 yıldaki dış politikada elde ettiği kazanımların aslında sıfırlanmasına yönelik bir alt metin var hepsinin içinde. Tabii tamamen böyle. Tamamen böyle. Yani mesela New York Times da yazmış. Şimdi Türkiye yine aynı şekilde veya CNN de yazmış. Bir sürü yani Amerikan medyasında son 3 aydır hemen hemen her hafta Türkiye ile ilgili geniş bir analiz çıkar. Çok kritik analiz, çok kritik seçimler.
ya da Erdoğan'ın kaderi şuna bağlı buna bağlı şeklinde yazılar çıkar. Ve bu yazıların hepsinde dikkat ettiğimiz ortak bir mesaj var. Erdoğan'ın mirasını geriye saracak. Diğer taraftan alttan da şu mesajlar veriyor. Türkiye'deki kaynaklarıyla konuştukları için sonuçta kaynakların büyük bir kısmı, bunlara yorumları veren büyük bir kısım uzman bir şekilde muhalefetle angaje kişiler. Dolayısıyla bunlar da şey, Türkiye'de işte ekonomik kriz var, efendim demokrasi zor durumda, insan hakları konusunda sorunlar var gibi şeyler söylüyorum ama altılı masanın ya da yedili masanın bu konuda nasıl bir cevabı var? Bu soruların cevabı yok. Yani ekonomiyi nasıl bugünkü durumdan farklı bir noktaya taşıyacaklar? Bunun cevabı yok. Ama ne var? İşte Amerika ile daha yakın, senkronize, Batı'ya daha entegre, yeniden Avrupa Birliği, yeniden NATO ile ortak politikalar izleme konusuna geri dönecekler diyor. Dolayısıyla ben Sernur Hoca'nın dediği şeye katılıyorum, noktaya katılıyorum. Yani tam tamına bahsettikleri şey 20 yıldır Türkiye'nin özellikle de dış politikada ve jeopolitik anlamda elde ettiği kazanımları geriye sardığı takdirde elbette ki istediği silahı da alabilir, elbette ki istediği şeyi de alabilir, istediği yani, jeopolitik desteği de görebilir. Bizi dinlesin, onun dışında biz işte ona silah da veririz. Ama şöyle bir durum var. Tabii şunu da not etmek gerekiyor. Bir de yani Erdoğan'ın Amerikan medyasına dikkat çekmek istediğim başka bir şey de yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaderini çok ucuz şeylere bağlıyorlar. Hani CNN 6 Şubat depreminden sonra bir makale analiz yazmış. Böyle 1500-2000 kelimelik bir analiz. Analizde Erdoğan'ın kaderi depreme bağlı diyorlar. Sonra 14 Nisan'da bir tane makale daha yazmışlar. Bu sefer de HDP'li bir kişiyle konuşmuşlar. Orada diyor ki Erdoğan'ın kaderi işte HDP seçmenine bağlı. Yani Türkiye'de mevzuyu büyük ölçüde kaçırdıkları nokta, konuştukları kaynaklar hep aynı kaynaklar olduğu için Türkiye'de durumun nereye doğru gittiğini medya çok iyi göremiyor. Ama düşünce kuruluşlarında bu durum farklı. Yani düşünce kuruluşlarında en muhalif Türk düşmanı da, en büyük Türkiye muhalifi de şuna temkinli yaklaşıyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanacağı hayal edilebilir, henüz hayal edilebilir değil. Yani Stephen Cook gibi birisi Foreign Policy'de 14 Nisan'da bir makale yazmış ve makalesinde şöyle diyor çok enteresan bir şekilde. Yani Erdoğan'ın gitmesini ya da Erdoğan'ın seçimi kaybetmesini hayal etmek bile zor diyor şu anda. Ancak diyor Tanrı'nın eliyle, cümle tam olarak bu yani, Tanrı'nın eliyle Erdoğan oradan indirilebilir gibi duruyor şu anda. Kim bilir diyor, belki de 6 Şubat depremi böyle bir şeydi yani, Tanrı'nın bir müdahalesiydi Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi için. Bir de diğer taraftan şuna da temkinli yaklaşıyorlar. Türkiye'de dinamikler çok sert ve dış politikada siz böyle kolay kolay Amerika'nın dediği gibi iktidar, yani bazı medya kuruluşlarında veya orada burada gözüktüğü gibi iktidar değiştiği gün bütün bu çarkları geriye sarma konusunda gelecek olan ekibin de burada zorlanabileceği, dolayısıyla Amerika'nın temkinli yaklaşması gerektiğine dair düşünce kuruluşlarında analizler var. Yani bir taraftan medya evet bir Kılıçdaroğlu portresi çiziyor. Çok pozitif bir portre. Bunu Erdoğan'la karşılaştırıp çok daha böyle Batı'nın sözünü dinleyebilecek yumuşak başlı, kibar bilmem şekilde tanımlanıyor ama öbür taraftan da ya Türkiye'nin de kat ettiği mesafenin çok kolay kolay böyle geriye sarılabileceğini de düşünmüyorlar. Dolayısıyla temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyorlar. Amerikan kurumlarında ise durum daha da karmaşık. Yani dışişleri farklı bakıyor. Pentagon çok farklı yaklaşıyor. Beyaz Saray zaten Biden'ın yaklaşımını biliyoruz. Yani Beyaz Saray demokrasi zirvesi diye bir zirve yapıyorlar. Yani dünyanın en büyük insan hakları ihlalcilerinin bile katıldığı, Hindistan, Filipin, Amerika'da bile tartışma çıkarıyor bu demokrasi zirvesi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrılmıyor. Bütün NATO ortakları çağrılıyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrılmıyor. Bu net bir şekilde bir tavır. Ama bunu da dışişlerinde göremiyor. Beyaz Saray'ın tavrı çok açık belli yani, o davet edilme durumundan. Her ne kadar o demokrasi zirvesi de hiçbir ses getirmesi de küresel anlamda. Tabii. Tavır bir tavırdır yani bu. Ama diğer taraftan mesela Dışişleri Bakanlığı farklı yaklaşıyor. Biraz daha Dışişleri Bakanlığı jeopolitik hesaplamalarla, kritik konularla, mesela Finlandiya, İsveç'in adaylığı konusu, Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin arabuluculuk yapması. Bu anlamda bu Dışişleri Bakanlığı'nda böyle karşılık bulan ve değer verilen bir nokta aslında. Dolayısıyla hani dün de gördünüz F-16 ile ilgili bazı
güncellemelerle ilgili satışlar 2018'den beri bekleyen satışları onayladılar. Biraz daha bekleyebilirlerdi ama yani seçime kadar bekleyebilirlerdi ama beklemediler. Yani bir anda böyle bir şeyin 5 yıl aradan sonra böyle bir şeyin devreye girmesi, kabul edilmesi, onaylanması nasıl okuyabiliriz? Şöyle bunun öncelikli olarak şöyle F-16 o Link 16 güncellemesi meselesi Amerika'nın zorunlu kıldığı ve NATO'nun bütün NATO üyelerinin almak zorunda olduğu bir sistem. Dolayısıyla hani bugün İngiltere aldı, sonra biz aldık. Diğer ülkelerde şu anda sırada bekliyorlar ama biz 2018'de talep etmiştik zaten. Dolayısıyla yani bu şey bir konu değil. Temelde çok da politik bir tavır olmayabilir ama yani o şekilde okumak biraz zor olabilir ama şunu diyorum. Yani bir ay daha bekleyebilirler. Yani çok böyle bir ay sonra bekleyip seçimin sonucunu görüp en nihayetinde kim kazanırsa kazansın fark etmez bu F-16'ların iletişim kabiliyetlerini geliştirecek bu teknolojiyi, bu yeni yaz güncellemeleri verebilirlerdi ama beklemediler. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı'nın orada bir temkin durumu söz konusu. Yani Dışişleri Bakanlığı bu işe çok daha temkinli, çok daha farklı yaklaşıyor. Çünkü yani sonuçta seçimin bir kere Amerika'da ilk zamanlarda, ilk başlarda ortaya tartışmalar çıktığında Amerikalılar net bir şekilde altılı ya da işte yeni çıkacak muhalif adaya destek vereceğini biz böyle şeyini görüyorduk, o izlenimini görüyorduk. Hem medyada görüyorduk hem bürokraside görüyorduk. Zaman ilerledikçe özellikle bu aday tartışmalarında Amerika bildiğiniz sessizliğe gömüldü. Yani aday bir türlü ortaya çıkmadı, masa bir dağıldı gitti geldi. Amerikalılar net bir şekilde tavrını değiştirdiler. Yani şeyi artık bu seçim kesinlikle muhalefet kaybedecek. Erdoğan tekrar seçimi kazanacak. Dolayısıyla biz 5 yıl daha çalışmak zorundayız. O zaman muhalefete şu anda bir yatırım yapmaya, muhalefete mikrofon uzatmanın pek bir anlamı yok modundaydılar. Fakat sonra aday ortaya çıktı, yedili masa oldu, işte bir tür hype oluştu. Bu hype'dan sonra yine biz medyada, düşünce kuruluşlarında Türkiye'nin seçimlerini, Türkiye'nin 14 Mayıs seçimlerini konuşmaya başlandığını gördük. Ama yönetim özellikle çok ciddi manada sessiz duruyor. Asker ise zaten bu konuda askerin tavrı uzun zamandır net. Yani askerle, Türkiye ile ordular arasındaki güven ilişkisi ciddi anlamda zedelenmiş. Dolayısıyla asker her ne kadar siyaseten konuşmasa bile bir an önce bu seçimde ya da bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini düşünüyorlar. Çünkü artık Türkiye şunu dinlemiyor. Yani eskiden olduğu gibi Amerikalılar sizin bayrağınız burada biz buraya ateş etmeyeceğiz bir tavır yok. Yani gördüğünüz gibi Suriye'de en son Haseke'de daha sonra Süleymaniye'de Amerikan askerlerinin ayağının dibine bizim silahlı kuvvetlerimiz mühimmat bıraktı. Dolayısıyla bu Amerikan ordusu açısından çok kritik bir kırılmayı gösteriyor. Artık kim olursa olsun orada Türkiye gözünü karartmış gibi bakılıyor. Dolayısıyla yani ordu... Pentagon Türkiye'nin terörle mücadele stratejisinden rahatsız ve bunun içinde son derece rahatsız. Tabii. Daha çok destek ve atıyor. Yani bunu da yani Pentagon bile bu süreçte çok temkinli davranıyor. Son zamanlarda mesela Milli Suriye'ye gitti. Yani Milli'nin PKK ile el sıkışması bir anlamda Türkiye'de seçimleri etkiler diye bunu mesela yapmadılar. Ve bunun net bir şekilde biz mesela diyelim ki arka kanallardan, arka plandan aldık bu bilgiyi de. Yani hani şunu diyorlar. Türkiye orada bir mesele çıkaracaktı. Büyük bir tartışma çıkaracaktı. Bakın Amerikan Genelkurmayı da PKK'ya yansıtıyor. Dolayısıyla böyle bir fotoğraf vermemek üzere gayret gösterdik. Suriye'ye gitti bizim kuvvetlerimizi gördü. Veya Amerika şu anda mesela DAEŞ'le mücadele operasyonları yapıyor. O açıklamalarda şöyle bir cümle kullanıyorlar. Tek taraflı. Yani PKK'yla yapmadık bunu. Yanlış anlaşılma olmasın. DAEŞ'in elebaşından birini vurduk. Ben dün mesela bir açıklama yaptılar. Yani biz ilk kez görüyoruz. Son zamanlarda yani son bir belki 8 yıldır ben bunların Orta Doğu'daki operasyonlarını takip ediyorum. Tek taraflı operasyon yaptık. DAEŞ liderine yönelik tek taraflı operasyon yaptık şeklinde bir açıklama yeni yeni görüyoruz. Bu da biraz böyle yani Türkiye'deki seçim atmosferine bir temkinli katkımız, bir tabii şeyimiz olmasın. Sonuçta sizin söylediğiniz her cümle kullanılır diyorlar. Diyebilir miyiz? Evet. 220, yani aslında gerçek niyetlerini ortaya koymadan bir şekilde yedili masaya destek atmaya çalışıyorlar. Yani biz burada taraflarız. Günü kurtarıyorlar aslında. Yani niyet beyan etmiyorlar. Asla niyet beyan etmiyorlar. Çünkü bahsettiğim üzere
seçimin kazananının henüz çok kendi gözlerinde çok net değil. Yani kendi destekledikleri adayın çok net bir şekilde kazandığını henüz bilmiyorlar. Herkes bekleme modunda. Yani buradaki görüşmelerden de onu anlıyoruz. Buradaki görüşmelerden de söylediği şey o. Kongre ile bütün görüşmelerde şu ortaya çıkıyor. Yani Türkiye'de seçimin sonucuna göre bir bekleme modu var. Eğer ki yani şunu görmüş olsalardı, Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceğini, çok büyük bir farkla kazanabileceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok büyük bir farkla kaybedebileceğini görmüş olsalardı muhtemelen tavır çok daha farklı olurdu. Ama şu anda bunu görmedikleri için, hatta tam tersini gördükleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi tekrar kazanabileceğini hesaba kattıkları için oldukça temkinli yaklaşıyorlar bu konuya. Ve şu mesajı vermemeye çalışıyorlar. Yani yönetim öyle bir mesaj, muhalefete açıktan bir destek mesajı verip bunun da günün sonunda seçim kampanyasında kullanılmasını istemedikleri için, yani bahsettiğiniz gibi hani üstlük örtülü olarak bu seçim mevzusunda temkinli yaklaşıp ama muhalefetin kazanmasını da dört gözle umuyorlar diyebiliyorum.